Bu divanı da açmıştı Fahrettin Bey. Bu evi Necat'ın üzerine yapacağını söylemişti. Belge imzalamıştı hatta. Evet, ondan da haberim var. Konuşmuştuk. Ama daha sonra ne oldu bilemiyorum. Sözünü etmedi bir daha. Ben işlemleri yaptı diye biliyordum. Ben de. Onun rahatlığıyla bunca sene oturduk. Beks Hanım'ın üzerine yaptığını bilseydik, tedbirimizi almaz mıydık? Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Fahrettin Bey'in bu imzaladığı belgenin bir kopyası var mı sizde? Var. Esed. Ben siz geleceksiniz diye hazırlamıştım. Buyurun. Ben alayım bunu. Bu kadın bir iş çeviriyor Aydın Bey. Kesin. Ev gerçekten onun olsaydı bu zamana kadar beklemezdi. Fahrettin Bey'den çekeni desem adam aylarca hasta yattı. O zaman başlardı bizi taciz etmeye. Hastalık da başka bir mevzu ya, neyse. Bırak Evset, o da korkunç bir şey. Bilmiyorum. Ben duyduğumdan beri çok huzursuz. Nedir mevzu? Evlerinde çalışan bir Hatice Hanım vardı. Siz de tanırsınız. Evet. Beykuz Hanım'la tartışmışlar. Onu işten çıkarmış. Geçen de bize geldi. Dert yandı. Beykuz Hanım'la ilgili bir sürü şey söyledi. Hatta o kadar ileri gitti ki Fahrettin Bey'i Beykuz Hanım'ın öldürdüğünü söyledi. Yani ölümünü hızlandırdığını. Bilemiyoruz. Günah boynuna. Çok ciddi bir itham bu. Evet. İnsana inanmak istemiyor. İftira deyip geçilemez ama. Ben bunu da araştıracağım, bu tapu meselesini de. Necat'a söylemiştim zaten. O istemese bile ben onun mallarının takipçisi olacağım. Hatice Hanım'ın iddiaları için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bu tapu meselesi gerçekten çok midemi bulandırdı Aydın Bey. Bu işte bir numara var ama bilmiyorum. Araştıracağım, merak etmeyin siz. Toplantınız yarım saat sonra. Tamam. Mektuplarınız. Ben bir kahve içeceğim. Tamam, hemen getiriyorum. Ali Bey? Ben istemem. Peki. Bugün adamlara ödeme yapabilecek misin? Sıcağı sıcağına bu işi kapatalım diye söylüyorum. Bu adamlar konusunda biraz tedirgin olmaya başladım. Şimdiden köşeye sıkışmış gibi hissediyorum kendimi. Söyledim. Ağızlarını kesin olarak kapatacağım. İnşallah. Bu işin içinde ben de varım. Seni düşündüğüm kadar kendimi de düşünüyorum. Kariyerime riske atmak istemem. Adımlarımı sağlam atıyorum. Merak etme. Tamam, öderiz. Bu iş bana umduğumdan pahalıya patladı ama neyse. 3 kuruş paraya koskoca köşk sahibi oldun. O evin değerinin yanında işlem için verdiğimizin bir lafı olmaz. Bugün çok para sözü geçti. Yeter, sıkıldım, gerildim. Tamam, konu kapanmıştır. Koku kip sorundan bahsediyor, bak bakalım. Biliyorum bu meseleyi. Karşı dava açtık bile. Her şeyine merak ettim. Bir yardım kuruluşu yararına müzayede davetiyesi. Sponsorlar arasında Andaç Şirketler Grubu da var. Bayılıyorlar böyle şeylere. Namık Andaç geçenlerde bir müzik festivaline de sponsor olmuştu. Davetiye de gelmiş madem. Müzayedeye katılmak şart oldu. Neden? Andaçlar gibi güçlü dostlara ihtiyacım var da ondan.